Kanada'nın eğitimde altın vuruşu yatılı okullar. Peki kim gelebiliyor? Nasıl gelebiliyor? Kimin bütçesi yetiyor? Bir de İrep'cim en önemli soru. Çocuğumu binlerce kilometre öteye gönderiyorum. Biliyorum fiziksel ve mental olarak çok iyi bir eğitim alacak ama çocuğum emin ellerde olacak mı? Güvenli mi? Sorular çok, cevaplar. Future Bright Canada kurucusu, eğitim danışmanı Filiz Altunoğlu ile yeni yayınımızda. Yatılı okul deyince hani eğitimin içine evin rahatlığı, güveni, huzurunun da gelmesi gerektiğini düşünürüz değil mi? İşte bu yüzden belki de bu bahçede bu yayını yapmak en güzel çuk oturumundan. Çok teşekkür ederim katıldığın için yayınımıza sevgili Filiz Altunoğlu, Future Bright Canada. Teşekkür ederim İrep'cim davet ettiğin için. Filiz, yani Türkiye'den bir çocuğun kalkıp da Kanada'ya yatılı okula gelmesinin anlamı ne? Bu iyi bir fikir. Neden? Evet. Sadece Türkiye'den değil, bence birçok ülkeden çocukların buraya eğitim için gelmesi çok iyi bir fikir. Ama özellikle Türkiye için konuşuyoruz bugün. Bazı aileler kendi düzenlerini bırakamıyorlar. Daha derin bağları oluyor, hasta birisi oluyor veya bir işleri oluyor. Ve çocuklarını da Türkiye'nin dışında okutmak istiyor. İki arada bir derede kalıyor. Öyle olunca kendileri göç edemeyen aileler için yatılı okul gerçekten çok uygun bir, akıllı bir çözüm oluyor. Şimdi hani programı açarken bir evin rahatlığı, güvenliği dedik. Yatılı okul güvenli bir ortam mı? Evet. Her açıdan, yani bir çocuğun hem mental gelişimi için hem fiziksel gelişimi için eğitim anlamında da. Evet. Valla aynı soruları ben de kendime sorardım eskiden. Benim de iki tane çocuğum var. Şimdi ergenler. Onları yatılı okula gönderme fikri bana çok soğuk gelirdi. Ama işin içine girdikçe, bu okulları tanıdıkça çok rahatlıkla bir danışman olarak değil, bir anne olarak söyleyebiliyorum ki gerçekten bu okullar belki kendi evinizden bile daha güvenli, daha sıcak ve çok çocuğun gelişimine açık ortamlar yaratan yerler. Şimdi hani Kanada'nın eğitimdeki altın vuruşu dedik yatılı okullar için. Kanada buna özel bir önem mi gösteriyor? Özellikle tabii ki yatılı okullar ve bunlar özel okullar değil mi? Haklısın. Bütün yatılı okullar özel okullar. Devlet okullarının yatılısı yok. Ve özel okulların da birçoğu misyoner okul dediğimiz, yani nasıl Türkiye'de Robert Kolej, San Josef, işte Dame de Sion, bunların hepsi misyoner okullar. Çok iyi yetişkinler yetiştirmeyi kendilerine misyon belirlemiş okullar ve hepsinin de yatılısı var değil mi? Türkiye'de de yatılıları var. Aynısı burada da, ama buradaki okulların farkı şu, buradaki okulların kaynakları çok daha fazla. Yani okulun tesisleri olsun, okulun öğretmenlerinin kalitesi olsun, okulun öğrencilere sunabileceği eğitim dışında imkanlar olsun, işte kulüpler, spor tesisleri, sanatsal aktivite seçimleri gibi veya kulüpler anlamında imkanları Türkiye'deki top okul dediğimiz bu okullardan da çok daha fazla. Yani öyle okullar var ki ben oralara gidince bunlar Club Med mi diyorum. Yani bir tatil beldesi gibi, böyle gölün kenarında, çocuk yurtta odasında yatağından kalktığı anda camdan 180 derece göl manzarası ile uyanıyor. Çiçek, böcek, kuş cıvıltılarıyla uyanıyor ormanın içinde. Çok güvenli, yani okulun alanı zaten güvenli. Okulun içinde 7-24 öğretmenler yaşıyor. Mesela bir tanesinin kampüsünde 19 tane öğretmen yaşıyor. Şimdi Filiz öyle anlatıyorsun ki hani böyle bir hayal gibi ve şunu da mı merak ediyorum o zaman, yani bu okullar aslında bu hayali mi satıyorlar yoksa gerçekten arkasında iyi bir derin eğitim anlayışı ve çocuğa bu yatılı okulla verilebilecek evet. Başka bir dünya var mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu okullar bunu istedikleri gibi satamıyorlar bile. Yani hayal gibi gözüküyor, içi daha da güzel. Ben bir danışman olarak öğretimi kısmını daha kolay buluyorum biliyor musun? Hele biz şimdi teknoloji ve bilgi çağındayız. Bilgiye ulaşmak, matematikti, fendi, teknolojiydi, işte robotikti, bilmem neydi. Bunları öğrenmek kolay.
kendi kendine bile artık self-teaching denen bir konsept var. Hele ki pandemiyle çocuklarımız buna fazlasıyla olmuşlar. Yani, belki tercih ediyorlar der. Genç tabii, beyinler için çok kesinlikle daha tercih ediyorlar. Yani, kendi hızında öğrenme. Kendi hızında öğrenme. Kendi istediği konuları öğrenme. Yani bir şeyleri, bir bilgiyi öğrenmek kolay. Ama insan yetiştirmek zor. Yani biz anne baba olarak kendimiz bile zorlamıyor muyuz çocuklarımızı yetiştirmek için? Onlara önemli beynel minel, evrensel değerleri öğretmek için. Onların güçlü, resilient deniyor İngilizce'de, dayanıklı, zorluklar karşısında dirayetli bireyler, akıllı bireyler. Yani zeka, doğuştan gelen zeka ayrı bir şey. Akıl, hani akil kişi derler ya, akıl bambaşka bir şey. Akıllı. Bir karar alma becerisi bambaşka bir şey. Karar alma becerisi analitik. Bu tip özellikleri geliştirmek başka bir şey. Onu kendi başınıza yapamıyorsunuz. Onu aile bile yapamıyor. İşte buna Kanada'da character development, karakter oluşumu deniliyor. Ve bu okulların en iyi yaptığı şey ve bence bu million dollar benefit, yani en kıymetli şey de ben burada görüyorum. Şimdi karakter gelişimi dediğin zaman sormak istedim bu yatılı okullar için, özellikle Kanada sisteminde hani doğru yaş ne? Hani ilkokul seviyesinden evet mi başlıyor? Nasıl bir seviye? Evet. Yok, burası İsviçre gibi değil. Mesela İsviçre'de ilkokuldan alırlar. Hatta La Rosie diye çok meşhur, bütün böyle kraliyet aileleri çocukları gittiği bir okul vardır. 7 yaşından itibaren almaya başlar. Burası öyle değil. Burada en erken 7. sınıfta almaya başlıyorlar. Ama bana kalırsa en uygun yaş 9. sınıf. Hele Türk çocukları için. Çünkü bizim Türk ailelerinde çocukla anne baba ilişkisi bazı başka kültürlere göre daha da yakın. Ve anne baba çocuktan kopamıyor, kopmak istemiyor. Çocukta bir korku oluyor. Ama 9. sınıf daha böyle artık bir ergenliğe ve o bağımsız olma isteğinin oluştuğu yaşlar. O zaman çocuklar kafa olarak da daha hazır hale geliyorlar. 9 ve ötesi. 9-10. Peki burada şu bilgiyi de paylaşalım. Türkiye ve Kanada'daki şu anda bu hani sınıflar aynı mı? Biz aynı. 9. sınıf Türkiye'de dediğimiz zaman aynı. Bu... Çünkü doğum tarihine göre, doğum yılına göre belirlendiği için birebir ilkokulda aynı yıl yaşlarda başladığı için, mesela İngiltere öyle değil, onlar bir sene erken başlattığı için onlarla böyle uyuşmayabiliyor ama Kanada birebir aynı. Burada hani travma kelimesi var. O travma nerede devreye giriyor? Senin söylediğin yaşlardan önce olunca mı devreye giriyor? Evet, evet, evet. O travma hikayelerini biz İsviçre'ye gönderilen, İngiltere'ye işte çok erken yaşta gönderilen çocuklarla ilgili çok duyuyoruz. Ama buraya gelen, lisede gelen öğrencilerde, yani benim kendi deneyimime bakarak konuşayım ben, en sağlamı o. Hiç travma geçiren çocuk görmediğim gibi, tam tersi daha rahatlayan, kendini bulan, yani ailesinin karışmasından, güdümünden karar verme özgürlüğüne kavuşan çocukların çok daha özgüveninin yükseldiğini, çok daha mutlu olduğunu ve çok daha hayatlarını dolu dolu yaşadığını görebiliyoruz ve bunu kendi aileleri de kabul ediyor. Birkaç tane örnek paylaşmanı çok isterim evet aslında bu evet konuda. Şimdi ilk aklıma gelenlerden bir tanesi bir çok tatlı bir kız öğrenci. Ailesi Ankaralı bir aileydi ve önce çocuğu göndermek durumunda kaldılar. Çünkü aile hemen buraya gelemiyordu ama aile de gelecekti. PR süreçlerini bekliyorlardı yani. Buraya ikametlerini bekliyorlardı. Biz bir sene önce öğrenciyi getirdik. Öğrencimde bir tabii ki doğal bir tedirginlik vardı. Ailede müthiş bir tedirginlik ve babası pazarlık yaptı kızıyla. Yaşı kaç? 9'a geliyor. Ve dedi ki bir sene sadece orada okuyacak, yatılı olarak biz bir sonraki sene geleceğiz ve eve alacağız onu. Okulla da böyle bir pazarlıkla konuşalım diye beni uyardı. Ben de okula bunu bildirdim. Yani böyle böyle ilk seneyi yatılı okuyacak, ondan sonra aile yanına geçecek diye. Tamam diye anlaştık. Kabul edildi. Çocuk çok parlak bir çocuk. Ve geldikten sonra inanın bir ay sonra öyle bir adam o kadar sevdi ve o bir yılı o kadar güzel geçirdi ki aile geldi. Hadi bakalım şimdi eve ve kıyamet koptu. Çünkü kızcağız gelmek istemiyor eve. Okulda kalmak istiyor. Anne babayla çocuk arasında bir şey oldu. Problem oldu. Beni aradılar. İnsanın biz böyle konuşmuştuk. Şimdi biz bu çocuğu ikna edemiyoruz. Nasıl yapalım, nasıl edelim? Ben de böyle arada kaldım. Bana kalsa okulda bırakırım. Çünkü çocuk çok mutlu. Yani o mutluluğu
bozmaya kıyamayız. Ve sonuçta bir pazarlıklar sonucu çocuk bir sene eve gelip ondan sonraki iki sene tekrar okula geri dönerek bu sene de mezun oluyor son senesinde. Öyle bir çözüm ara dere. Çünkü aile de okulu görüp onun ortamını iyice yaşadıktan sonra anladılar ne kadar güvenli, ne kadar iyi bir ortam olduğunu ve aile ortamından bile daha fazla imkanları olduğunu. Çünkü okulun içinde havuzu var, tenis kortları var. Çocuğun yaptığı bütün sporlar orada, her şey bir çatı altında, getiri götürü zor oluyor. Daha da pratik olduğu için okulda bırakmaya karar verdiler bir sene sonra. Tabii burada çok önemli iki kriter var. Bir tanesi dille ilgili, öbürü de maliyetle ilgili. Onlara geleceğim ama ondan önce bir karşılaştırma yapmak gerekirse yatılı okulda bir öğrencinin performansı ve kendini en iyi şekilde ortaya koyabilmesiyle ilgili. Evet. Hem kişisel hem de akademik olarak. Evet. Gündüzlü. Öğrenci arasında nasıl bir fark oluyor? Gözlemlerine dayanarak evet. Ne söyleyebilirsin ve eğitmenlerden, eğitimcilerden aldığın feedbacklerde evet. Neler bu konuda? Evet. Tabii. Şöyle şimdi gündüzlü öğrenci saat 3.30-4'te okuldan ayrılıp evine gidiyor. Artık onun ödevi, assignment'ları kendi kendine evde yapmak durumunda. Bazı desteğe ihtiyacı olanlar ise bazen özel hoca tutuyorlar. Evde ekstra destek mesela matematik konusunda vesaire. Fakat yatılı öğrenciler okulun içinde çalışmaya devam ediyorlar ve onların çok belirli bir programı var. Yani mesela diyelim 4'te bitti okul. Onlar bir 5'e kadar ya da 6'ya kadar bir free time veriliyor onlara. İşte spor yaparlar, takılırlar, odalarında olurlar, ne isterlerse yapabilirler. Birçoğunun ama mutlaka bir aktivitesi oluyor. Bazısı orkestra çalışması için şeye gidiyor, müzik odasına gidiyor. İşte bazısı tenis oynuyor, bazısı göle giriyor hava güzelse vesaire. Sonra 7'de şey başlıyor. Kütüphanede oturan öğretmenler var. Orada mesela 2 tane, 3 tane öğretmen kendi masaları var, oturuyorlar ve çocuk oraya gidiyor, ödevlerini alıyor. Aa, matematik mi var, zorlanıyor mu? Hop, oradaki matematik öğretmeninin yanına gidiyor. Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Yani okul saatlerinin dışında da bu çocuklara destek vermeye devam ediyor. Dolayısıyla özellikle uluslararası öğrencilerde, Türkiye'den gelebilir, işte İtalya, İspanya, Çin, İngilizce tabii ki Kanadalılar gibi ana dili olmadığından daha fazla zorluk çekiyor olabiliyorlar. Özellikle İngilizce mesela kompozisyon yazmaları gerektiği zaman. Bu çocukların okulun içinde olması çok avantajlı. Çünkü elinin altında her türlü öğretmen var. Her türlü soruyu sorabilir. Ve o ödevlerini tamamlayamamak gibi bir riski yok. Ama gündüzlü öğrenci evde o desteği bulamazsa, annesi babası, yani bir saatten sonra zaten yardımcı olamıyorsunuz. Ben 11. sınıftaki oğluma yardımcı olamıyorum yani. Çok bambaşka konseptler çalıştıkları için. Hatta ben oğluma da önerdim. Oğlum ya seni acaba seneye daha da zorlaşacak yatılı mı versek diye, ama okul 9 kilometre ötede. Bir yandan da maliyetleri düşünüyorum ama hakikaten o kadar avantajlı ki bana bile cazip geliyor. Her neyse, dolayısıyla yatılı öğrencilerin çok büyük avantajları var. O okuldaki hem öğretmen hem de imkanlardan yararlanabiliyor. Bir avantajı da bu yatılı okulların, öğrenciler 7-24 bir arada. Sabah sınıfa gidiyorlar, aralarda spor aktivitesi yapıyorlar, işte orkestraya gidiyorlar, kulüplerde bir ton, 80 ayrı kulübü olan okullar var. Birlikte çalışıyorlar. Ondan sonra akşam yemeklerini birlikte yiyorlar, oda paylaşıyorlar veya aynı koridorda tek kişilik odalarda kalıyorlar. O kadar birbirlerine bağlanıyorlar ki. Bu çocuklar sanki askerlik arkadaşı diye bir konseptimiz var bile bizim, ama tabii eski bir askerlik ya ve bir aylık paralı askerlik de olmaz o, ama askerlik arkadaşı gibi bir kader birliği yaptıkları için kardeş gibi oluyorlar ve mezun olduktan sonra da bu çocukların bir network oluyor. Zaten okullar organize bir şekilde bu network'ü hep canlı tutuyorlar. Hem birbirlerine hem okullarına olan bir bağlılıkları oluyor. Mesela burada Lakefield diye bir kolej var. College, Lakefield College. Adı Lakefield, ya göl kenarında işte, öyle hakikaten uyanınca böyle göle uyanıyorsun. Prince Albert oradan mezun. Adam iki senede bir o okulun reunion'una geliyor. İngiltere'den uçuyor, oraya geliyor. İspanya Kralı Philip bile geldi. O da oradan mezun.
İspanya'dan kalkıyor, Reunion'a okula geliyor. Yani o kadar büyük bir güzel network, arkadaşlık duygusuyla mezun oluyorsun. Bu da gelecekteki kariyer yolları ya da hani iş insanlığı, girişimciler için özellikle üniversite hayatı kolaylaştırıyor. Yani üniversiteye direkt Türkiye'den gelmekle, öyle bir ortamdan üniversiteye arkadaşlarınla beraber okumaya gitmek de çok güzel bir deneyim oluyor. Evet, şimdi bak kendi ağzına yakalandın, maliyeti beni bile korkutuyor diye şimdi oraya gelelim. Maliyet. Nasıl bir tablo var karşımızda? Hani evet, eğitimde bir altın vuruş diyoruz ama bu nasıl tablolar? Altın vuruş, altın yani. Gerçekten altın. Evet, şöyle Kanada'da bütün ülkelerde olduğu gibi yani Amerika'da, İngiltere'de ucuz değil. Yatılı eğitim ucuz bir eğitim değil. Biz birincilik dediğimiz, yani gerçekten iç rahatlığıyla hiç düşünmeden çocuklarımızı gönderebileceğimiz okullardan bahsediyoruz. Bu okulların da maliyetleri 45 bin dolarla 85 bin dolar arasında değişiyor. Kanada doları. Kanada doları. Kanada'nın şöyle bir avantajı var. Kanada doları dolar paritesinden dolayı şu anda ucuz kaldı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne göre. Yani burada 45 bin dolar olan okul Amerika'da da aşağı yukarı 45 bin ya da 40 bin dolar oluyor. Ama Kanada doları daha ucuzladığı için ne zamandır bir %20-30 daha ucuza geliyor Amerika'ya yollamaktansa mesela. Çok ciddi maliyetler. Evet. Bunların üzerine bir de başka ekler geliyor mu? Yoksa mesela çok 40, fazla gelmiyor 40 bin aslında. Dolarlık bir paketi düşündüğün zaman çocuğunun o seneki her şeyi içinde mi aslında? Birçok şey içinde. Sadece şöyle tabii, uçuş masrafları değil yani, hani uçak masrafı o aileye ait de. Opsiyonel şeyler önerebiliyorlar okullar. Yani opsiyon veriyor. Diyor ki mesela diyor Mart tatilini, Şubat tatili vardır ya Türkiye'de, burada da Mart'ta yapılıyor o tatil. Mart, March Break deniyor ona. Bir seyahat var diyor. Costa Rica'ya götürüyoruz bir grup öğrencimizi. İşte orada bir gönüllü aktivite yapacaklar. Bir köyde İngilizce öğretecekler. Yani müthiş bir deneyim aslında. Bunun da maliyeti diyor 2500 dolar diyor. Ama buna herkes gitmek zorunda değil. Eğer çocuk gitmek isterse, aile de desteklerse gönderiliyor. O zaman o 2500 dolar ekstra veriliyor. Ama dediğimiz gibi bunlar metazori, aileyi zor durumda bırakacak bir şeyler değil. Ama işte yatılı okulunda bir aidiyet ve birliktelik duygusu var. Öğrenci hele ki küçük yaşta onun dışına çıkmak istemediği için bir yerinde aileye dönüp evet ben bunu istiyorum diyor herhalde. Değil yok mi? Öyle çok... olmuyor. Neden? Çünkü alternatif şeyler de çok oluyor. Mesela bir Costa Rica gezisi oluyor. Bir işte okulda diyelim başka bir aktivite, bir festival oluyor. Ya da ne bileyim oradaki lokal komünitede yapılan başka bir çalışma oluyor. Ya da isteyen de ailesine gitmek istiyor, ailesine dönmek istiyor, ziyaret etmek istiyor. Ya Filiz, yatılı okula giden her çocuk ben zengin aile çocuğu muyum diyor. Yani o duyguları var mı çocukların içinde? Hani öyle mi gidiyor bu hayat? Yok, hayır değil. Çünkü yatılı çocukla öğrencilerin çoğu %80-90'ı uluslararası çocuklar, yani İtalya'dan gelmiş, İspanya'dan gelmiş, Çin'den, İran'dan, Türkiye'den gelmiş. Şimdi bunlar kendi ülkelerindeki sıkıntılardan ya da tatminsizliklerden dolayı Kanada'ya gelmiş. Onların fokusu benim param olduğu için ben buraya geldim değil. Onların fokusu ben Kanada'ya gelmek istediğim için geldim ve onlar Kanada'da olmaktan o kadar mutlu ki ben şimdi buraya nasıl fit edeceğim, nasıl arkadaş bulabilirim, derslerime nasıl adapte olacağım. Onlar öyle bir değişik ortama geliyor ki, yani orada bu tür şeyler, zaten okullar öğrencileri seçerken bu kafada aile ve öğrencileri genelde kabul etmiyorlar. Yani böyle kendini bilmez bir şekilde görgüsüz, zengin param, benim param, işte ben paramla geldim buraya falan. O zihniyette ailelerin çocuklarını zaten almıyorlar. Çok selektif okullardan bahsediyoruz. Bu hani her parasını veren internetten kendini kayıt falan yapmıyor. Bunların bir başvuru süreci ve bir kabul süreci var. Ve hiç kolay değil. Öne çıkan kriterler neler bu süreçte? Bir numara karakter. Karaktere çocuğun çok karakteri. Çocuğun karakteri ve aileyle de mülakat yapıyor çocukla da. Çünkü bu bir evlilik gibi. Yani nasıl birisiyle evlendiğiniz zaman aileyle de evleniyorsunuz.
Bu biraz onun gibi bir şey. O yüzden aileyi de çok anlamak istiyorlar ki sonradan başlarına dert olmasın diye açıkçası. Karaktere çok bakıyorlar. Çocuk bir kere oraya geldiği zaman uyum sağlayacak mı? Öğretmenleriyle iyi ilişki kuracak mı? Diğer oradaki arkadaşlarıyla uyumlu bir beraberlik, uyumlu takım çalışmaları. Çünkü birçok proje birlikte yapılan şeyler. Yani derslerin çoğu çok deneyimsel. Öyle hani oturuyorum, dinliyorum, öğretmen anlatıyor, not alıyorum. Öyle yok, öyle yok. O bitti o. O dönem bitti zaten. Çok proaktifler ve kendi eğitimlerini ele alıyorlar çocuklar. Söz sahibi kendi eğitim programlarında. Müfredatı kendine göre çocuk yorumlayabiliyor ve ona göre öğretmeniyle kendine en uygun öğrenme şeyini geliştiriyor bu okullarda. Onların öyle bir altyapı sistemleri var. Dolayısıyla bu çalışmaları yapabilmek için çocuğun bir kere o kafada olması lazım. Yani elma piş ağzıma düş bir ortam istiyorum ben. Her şey bana hazır olarak sunulsun. Zihniyetinde çocuklar bu okullara uygun değil. Peki dil yeterliliği kriterlerde özellikle kabul sürecinde evet. Ne kadar önemli? O çocuğun hangi sınıfta gelmesiyle ne bağlı olarak değişebiliyor. Daha erken yaşta geliyorsa, diyelim çocuk 7. sınıfta geliyorsa o zaman işleri kolay. Çünkü o İngilizce eğitimini vermek çok daha kolay. Bir de ESL denen programları var. English as Secondary Language diye. Çocuk ESL'e önce alınıyor ve orada kendi hızında aynı dersleri alıyor. Matematiğini, fenini, coğrafyasını alıyor. Ama daha yavaşlatılmış bir İngilizce ile okuyor onu. Zaten maksimum bir senede o yaştaki çocuk İngilizcesini normal standarda getiriyor. Ama 9'dan sonra bir daha yüksek İngilizce bekleniyor. Çünkü burada artık çok ağır yazılar yazıyorsun. Yani hakikaten İngilizce seviyesi artıyor. Dolayısıyla test, ISL veya TOEFL sınavlarını da belli bir skor görmek istiyorlar. Mülakat yapılıyor. Mülakatta zaten o İngilizcesinin akışkanlığını görüyor. Bir de bazen essay yazdırıyorlar. Yani bir kompozisyon yazmasını istiyorlar. Hatta onda bazen yani öğretmenin önünde yazıyor. Hani böyle ChatGPT'den yazayım da yollayayım. Değil. Şimdi öyle de bir şey var. Okullarda zorlayıcı bir durum var. Her neyse. Yani İngilizce seviyesi şeyine göre, geldiği sınıfa, yaşa göre beklenen bir standart var. Evet. Çünkü yani doğal olarak var. Çünkü burada eğitim İngilizce. Peki burs imkanları var mı yatılı okullarda? Seninle daha önce de konuşmuştuk. Özel okullarda evet. Aslında farklı öğrenciler için ne kadar özel burs imkanları olduğuna dair evet. Filiz Altınoğlu bayağı ya bunları fırsatları kaçırmayın diye evet. Bu ekranda evet. Anlatmıştı. Evet. Yatılı okullar için de çünkü bu kadar şimdi heyecanlandırıyoruz herkesi. Ah keşke diyebilen aileler vardır. Evet, evet. Geçen yayında söylemiştim yani bu fırsatı kaçırmayın. Ekonomik koşulların sizi engellemesine izin vermeyin diye. Aynı şeyi yatılı okullar için bu aynı rahatlıkla söyleyemiyorum. Neden? Çünkü o geçen yayınımız gündüzlü öğrenciler içindi daha ziyade. Gündüzlü öğrencilerin birçoğu burada yaşayan bir ikameti olan aileler oluyor. Yani uluslararası öğrencilere burs vermek istemiyor okullar. Neden? Çünkü vergiyi kim ödüyor bu ülkede? Biz ödüyoruz yani resident olan, ikameti olan ya da vatandaşlar ödüyor. Dolayısıyla şimdi kendi vatandaşına o hakkı vermek istiyor. Diyor ki ben önce kendi vatandaşımı doyurmalıyım, yetiştirmeliyim, desteklemeliyim. Ondan sonra arta kalanla international'lara öyle bir ayrımcılık için değil de bu tamamen hani destek politikasının bir parçası. Buradaki aslında evet. Fırsat eşitliğini evet. Biraz evet. Daha şey sağlayabilmek fırsat adına. Fırsat eşitliğini sağlamak. Ama şunu da demiyorum. Kesinlikle yok. Hiçbir international öğrenci burs alamaz demiyorum. Çünkü ben aldım. Yani öğrencilerim için aldım. Hatta en son bir İtalyan öğrencim için aldım. İtalya'dan geldi. Hiçbir statüsü yok Kanada'da. Ne ailenin ne kendisinin. Çocuk da o kadar parlaktı ki.
Ben hala gittim birincilik ya. En zor, en böyle parlak okullara başvurdum ve dedim bu çocuk çok parlak. Bakın İtalyan ama yani şey yok bir statüsü ama bu çocuk burada kalıp yaşamak istiyor. Yani çocuğun da hikayesini öğrenmek istiyorlar. Eğer çocuk okuyup tekrar kendi ülkesine dönecekse o yatırımı yapmak istemiyor. Ama çocuk burada bir hayat kurmak istiyorsa ve çocuğun bir misyonu, bir vizyonu varsa, ne istediğini de bilen bir çocuksa, bu çocukları da evrensel değerlerden ötürü desteklemek istiyorlar. Yani çünkü bu okullar dünyaya iyilik yapmak istiyor aslında. Sadece Kanada'ya iyilik değil. Dolayısıyla biz bu çocuğa %25 oranında burs alabildik. Dediler ki Filiz çok isteriz ama yani %25'in üstünü veremeyiz. Ama o çocuk lokal çocuk olsaydı %100 bile alabilirdi. Benim %100 burslu lokal öğrencilerim var. Onun ayrı bir başvuru süreci var yalnız. Yani ailenin bir portalda bir burs başvurusu yapması gerekiyor. Bazı soruları oluyor okulun. Yani finansal durumlarını kanıtlayan belgeler falan da istiyorlar onu. Evet, ailenin desteklemesi lazım. O zaman bir takvimle toparlayalım mı? Yatılı okulların başvuru takvimleri nedir? Hangi öğretim, eğitim, öğretim yılı için ne Tabii. zaman başvuruları yapmak gerekir? Tabii. Şimdi şöyle, yatılı okullar gündüzlü okullardan farklı bir süreç izlerler. Onlar yıl boyu alır. Yani rolling basis denir ona. Yani belli bir takvim, işte Mayıs'ta kapanır, Nisan'da kapanır değil. Yani gündüzlüler Aralık sonu, Aralık başı kapatır. 2 Aralık, 3 Aralık'ta kapatırlar. Bir sonraki Eylül'ün şeyini, kayıtlarını. Ama yatılı da otel gibi düşün. Şimdi onların odalar var ve yatak kapasitesi var ya. O kapasite dolana kadar. Dolarsa o kapasite Aralık'ta kapatır. Ne zaman biterse o zaman kapatır. Haziran'a kadar hala oda varsa yine alır onu. Çünkü sonuçta o da açık bırakmak istemiyor. Yani o da onun için bir şey, yani gelir kaynağı okullar için. International öğrenciler bir gelir kaynağıdır. Onlardan alınan para okula ve burslu çocuklara yatırılır. Yoksa bir kar, bu okulların hiçbirisi kar amacı gütmez. Ya özel okullar aslında tabii. Döndürmek için tabii ki yani. Yok hayır, yani o kazanılan para birilerinin cebine gitmez. Bunlar independent okul dediğimiz, yani mesela Robert College aldığı paraları ne yapıyor? Tekrar Robert College'in eğitimine, öğretmenine, fasilitelerine, tesislerini geliştirmeye ve burslu öğrencilerine yatırıyor değil mi? Yani şey alınan tuition fee'ler tekrar okula yatırılır. Öyle ne bileyim patronun daha güzel bir araba alması için harcanmaz. Çünkü öyle bir patron yok. Boardlar tarafından yönetiliyor bu okullar. Bunlar eğitim misyoneri okullar olduğu için alınan para tekrar okula yatırılıyor. İlgilenenler için bence üniversiteler sistemi... gibi aynı. Hani üniversite, University of Toronto uluslararası öğrencilerden $70,000 alıyor. Bizden $7,000 alıyor. Ne yapıyor? O 70 bin, aldığı o 70 bin doları $7,000 alan çocuklara da öbürlerine de daha iyi eğitim verebilmek için kullanıyor. Vallahi çok güzel anlattın. Hani bana bu $1,000 düşündüğüm zaman gelen böyle fenalığı da Allah'tan rüzgar vardı. Tatlı tatlı o da götürüyordu. Pahalı. Evet, maalesef. Pahalı. Aslında her şey göreceli. Yani neye göre pahalı, neye göre ucuz diye bakmak lazım. Başka gerçeklikler, her ailenin şartları farklı ama ne kazanıyor çocuk? Bir, burada bir hayata başlamış oluyor. Çocuk bir kere buraya ayak bastığı anda o okulun öğrencisi oluyor. O okuldan buradaki üniversitelere başvurduğu için zaten bir avantajı oluyor. Lokal kodla başvuruyor ve burs imkanı oluyor üniversitede. Lokal öğrencilere tanınan bir sürü burs imkanı var. O çocuklar ondan da faydalanabilecek duruma geliyorlar. Üniversiteyi bitirince zaten burada hayat kurmak gayet net bir yol yani. Onu da şeyler daha iyi anlatır yani. Immigration uzmanları daha onun yolları var. Kanada'da eğitim planlaması için de yatılı okulların hani Kanada'nın evet. altın vuruşu dediğimiz aslında tablosunu en net şekliyle çizebildik diye düşünüyorum. Filiz evet. Altınoğlu çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.